eski kitapları okuyan çocuklar, bildiler benim eski kitapları okuduğum çocuk, Allah razı olsun, onlar biat ettiler bana. Elazığ'da ben farındayım, kendimi anlatmaya çalışıyorum ama kimse bir şey bilmiyor, gözünde perde var, kalbinde bir şey yok. Allah diyor ki biz öyle bir zamanda öyle bir kişiden mehdi çıkartacağız ki herkesin gözünde perde var, kalbinde bir şey yok. Benim cami bir bahçesinde müziyon, bomba bırakmıyorum. Allah yolunda savaşacak yer arıyorum. Suriye sınırından da geri dönmüşüm. Doğru yol Kudüs'tür. Allah bir deliyle dünya Müslümanlarını uyandırıyor. Devlet beni Asin yerinden geri görmüştür. Bunun kayıtları da var. Gidip sorabiliriz. Doğru yol şimdi gerçek Mehdi nereden çıkar? Küçük sancakların Irak'ta bayrağı düştü. Eski dini kitapları açıyoruz. Kur'an'ın ortasını açıyoruz, gerçek Mehdi buradan çıkıyor. Ebu Cehil'e zincirlerden çıkan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın, Ömer bin Hattab'ın, Osman bin Affan'ın, Ali bin Ebu Talib'in kitaplarını okuyan çocuk, gerçek Mehdi budur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rüyasına sokulmuştur. Süleymaniye Camisi Kocası Hasan'ın rüyasına sokulmuştur. Gerçek Mehdi böyle çıkmaktadır. Yağmurlar çoğaldı, telefonları çalıştırın. Eşkal verilmiş, benim benlerim de vardı. Ankara Kinolu Fethi bir cezaevinde kestim. Dişlerim de beyaz. Nenemin ismi Fatma, dedemin ismi İsmail. Nenem Fatma Hazreti Hüseyin'in soyundan geliyor. Ben kıyamete yakın Hazreti Hüseyin'in soyundan gelen deli benim. Cami bahçesinde vizyon yetim arıyorum, savaşacak yer arıyorum Allah'a. Abi işte soruyu Türkiye'de kendinin Mehdi olduğunu söyleyen en az 20 kişi var. Bunlar sahte Mehdiler mi? Yalancı Mehdi, gerçek Mehdi, yalancı Mehdi'ye çıkmadan gerçek Mehdi çıkmıyor. Gerçek Mehdi'nin eşkali verilmiş, interneti kurcalayın, telefonu kurcalayın, Mehdi'nin özellikleri verilmiş. Benim ay gözüküyor, bazen güneş şeklinde gözüküyor, bazen yarım gösteriliyor. Nerede bu bilim adamları, profesörler, Nihat Hatipoğulları, Diyanet'in başkanı Ali Erbaş? Hadi gelin, gerçek ortaya çıktı. Suriye'de atlar zeytin ağaçlarına bağlandı. Tanklar zeytin ağaçlarına altına geçti Şam'da. Zalimlerin askerleri atlarını zeytin ağaçlarına bağladı. Irak Kurdistan'ın referandumunu yaptı. Fırat'ın suyunu kestiler. Bunlar hepsi Mehdi'nin çıkışıydı. Alametler gerçekleşti. Yıldızım çıkmış. Başka alamet var mı? Işıklı yıldız bir doğudan bir batıdan çıkmış. Kanlı çıktı, ışıklı yıldız kanlı ayın altına geçti. Bak ben yine söylüyorum, çıkacak küçük sancaklar Irak'tan çıktı, gerçek Mehdi benim. Recep Tayyip Erdoğan benim peki, Mehdi olduğumu biliyor. Söylüyorum beni bak, peki, bana dezgah koyan Ebu Cehil gibi kör kuyuya düşsün. Peki. Allah soyunu cehennem alır, söyleyeyim. Bana dezgah kimse yapmasın. Kıyamet ne zaman kopacak peki? Allah biliyor ama kıyamete yakın Mehdi'nin çıkacağını Allah peygamber bize bildirmiş. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hayatını anlattan son kapağı açıyoruz. Mehdi'nin çıkış tarihi kaç? Mehdi'nin çıkış tarihi 2018-2019. 2017'nin sonunda DAEŞ bayrağı düşüyor, ben çıkıyorum. 2019 hala sokaklardayım. Herkes peki, benden... Besmele'nin son iki rakamına girdik değil. Ne demek o? Mehdi'nin çıkışıdır. Son iki rakamı o. Besmele 21, son iki rakamı çıkıyoruz 19. Hangi 19? 20'li 2019 Suriye İç Savaşı. Suriye'de atlar zeytin ağaçlarına bağlandı. Bu alamet gerçekleşti. Küçük sancakların Irak'tan kayboldu. Hilafeti bitti. Bu iki alamet gerçekleşti. Bundan sonra gerçeklerin üzerine çıkarmaya başlayalım. Gelsin bilim adamı, profesörler, rektörler. Eşkal bana bütün eşkal verilmiş. Beni bu ülkenin sorumlusu rüyasında görmüştür. Bir imam rüyasında görmüştür. Bir çıkacak peygamberler yine söylüyorum. Nasıl firavunların rüyasına çıkıyorsa Mehdi'nin bulunduğu yerden çıkacak Mehdi bir yöneticinin bir imamın rüyasına sokulmuştur. Bunu da yapan Allah'tır. Onlar diyor sana şahitlik edecek. Sen Mehdi'nin geleceğini haber veren bir elçi misin yoksa Mehdi'nin kendisi mi? Mehdi'nin kendisi mi? Küçük sancaklar. Her hafta şu gerçek Mehdi benim. Dalga geçtiler, benimle de geçiliyor. Benim kollarım kıldı, bana saldırılar oldu. Daha önce nasıl yapıldığı aynısı sanıyorlar Mehdi'ye oluyor. Ebu Cehiller'in yaptığını sanıyorlar, caminin orada bana oluyordu. Beni konuşturmuyorlardı. Peygamberimiz Kabe'nin orada nasıl çıkıp konuşmak istiyorsa bırakmıyorlar seni. Aynı sanıyorlar bana. Onları bu videoyu izleyen Allah Muhammed için interneti kurcalasın, telefonunu kurcalasın. Küçük sancaklar Irak'tan çıktı ki gerçekleri araştır. Allah senin geçmiş günahını bağışlar, gelin Mehdi'ye yardım edin. Eşkar verilmiş, onları uyandırıyorum, yağmur benim güzel. Bulunduğum yerde bulut var, sürekli yağmur yağıyor. Alametler üzerinde bir ışıklı yıldızım doğudan batıdan doğmuş. Sürekli ay sık sık ay gözüküyor. Güneş şeklinde gözüküyor, yarım gözüküyor. Gelsin bilim adamları. Bu ülkenin sorumlusu rüya görmüştür. Bak firavunlar nasıl rüya görürse bunlar rüya görmüştür. Çıksın Müslümanlara açıklasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mehdi kapısına gelmiş, o biliyor kim olduğunu. Çık dünya Müslümanlarını uyandıralım. Hilafet ilan edeceğiz. İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndaki emanetleri verilecek.